Merhabalar, Web İstanbul kanalına hoş geldiniz. Bugün masamızda olacak Pod System, Smart firması tarafından çıkartılan Pasito. Pasito hem MTL hem de diğer kullanıcıları bence mutlu etmeyecek ama ne diğer seviyorum ne MTL seviyorum. Böyle ara çekim seviyorum diyenleri çok mutlu edecek. İki tane coin ile beraber geliyor. 0.6 ve 1.4. Ben buradaki 1.4'ü çok tatmin edici olmadım. 0.6'yı da çok buhar açısından böyle tatmin olacak şekilde görmüyorum açıkçası ama eğer bu iki arada bir yerde çok diğer seviyorum, çok MTL seviyorum demiyorsanız, arada bir kullanıcısınız ki pek çok kullanıcı zaten bu şekilde, Pasito onları mutlu edebilecek. Özellikle tatillerde veya böyle ikinci mod olarak diye düşünülmüş pratik bir mod. Type-C kullanıyor, hızlı şarj oluyor vesaire pek çok özelliği var. Güzel taraflarından bir tanesi, ayrıca kutu cihazdan çıkmayan fakat ayrıca alabileceğiniz bir RBA sayesinde kendi koyduğunuzu kendiniz yapabiliyorsunuz. Bu anlamda gayet keyifli bir pod sistem. Aynı zamanda uzunca görmüş olduğunuz bir MTL sarımda, video içerisinde bunun sarımını göstereceğim. Bir de 0.6'lık olan coil'in performansını göstermek isterim. Burada biraz daha ateş diyelim. Gibi. Şöyle havalandırmasını açalım. Maksimum güçte kullanalım. Gibi bir buhar performansı var. Kullanacağım pamuk bugün Klaus Weyer'in %100 organik pamuğu. İlk aroma, ilk nefesten itibaren gayet düzgün bir şekilde aromayı alabildiğim bir pamuk oldu ki son zamanlarda bu pamuğa fena sardım. Hem 20 liralık hem de gayet ekonomik bir pamuk olarak şu an piyasada Türkiye'de bulabileceğimiz pamuklardan birisi. Evet, Pasito bugün masamızda olacak. Telleyelim, pamuklayalım, yorumlarımızı paylaşalım. Buyurun. Masamızın üzerinde bugün Pasito var. Smart firması tarafından çıkartılmış ve gayet şık bir kutu içerisinden geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer özelliklerin ağır bastığını görüyoruz. Pasito'da da bunu göreceğiz. Buna hizmet edecek şekilde içerisinde bir tane 0.6 mesh coil var. Aynı zamanda kutu içerisinden eğer MTL seviyorsanız, biraz daha böyle yoğun tatları seviyorsanız diye 1.4'lük bir nikrom 80'lik bir coil çıkacak. Aynı zamanda içerisinde kırmızı Type-C kablomuz var, garanti kartımız var. Çeşitli kağıtlar göreceğiz. Kullanıcı kılavuzları vesaire. Bunları da göz atacağız. Kutunun burasında küçük bir magnet var. Bu sayede güzel bir şekilde kapanması sağlanmış. 4 farklı renkte geliyor. Bugün masamızda olacak renk kırmızı. Genel olarak ele gayet düzgün oturan, gayet şık. Şurasında küçük bir kavite detayı da var. Bu sayede daha iyi tutulması sağlanıyor. Bunun içerisinde 2 tane coil çıkacak fakat o coiller kullanıldı ve bugün elimde 2 tane kartuş olacak. Bir bu içerisinde RBA'nın olduğu kartuş. Bir de ekstra bir kartuş aldım. Bu sayede hem 0.6 hem de 1.4'ü görebileceğiz. Aynen kutunun içerisinden nasıl çıktıklarını da görebileceğimiz şekilde. Bu arada her kutunun içerisinden farklı drip tip alternatifleri çıkıyor. Bunu da seçmeniz ve cihazınıza biraz daha özgün bir hava katmanız mümkün. Bu arada bunların kullanımı gayet kolay, gayet rahat. Yapmanız gereken şey kartuşu açtıktan sonra şu deliğin yan tarafındaki boşluklardan likit koyduğunuz zaman cihazınız kullanıma hazır hale gelecek. Evet, şu kutunun içinden yan tarafına çıkan şu 1.4'lük olan, şöyle daha küçük bir yapıya sahip. Burada kutunun içerisine default olarak gelen biraz daha geniş olan mesh olanı. Onu da şöyle göstereyim. Bu da mesh olan. Bu da böyle MTL diğer tadında olan coil bu. Şu alt kısımda 2 tane çentik var. Buradan rahatlıkla çekip kurtarmanızı sağlıyor içerisindeki coil sistemi. Onların yatay olduğuna emin olun, bu sayede gayet rahat bir şekilde oturuyor. Öncelikle bunun içerisinde 0.6'lık bir tel, bir coil olduğunu söyledik. O sırada nikotin miktarı biraz daha düşük olan ve salt olmayan bir likit kullanarak başlayacağım bunu kullanmaya. Evet, kartuşu yan tarafından gayet rahat bir şekilde doldurabiliyorum. 3 mililitrelik bir kapasitesi var.
Salt olmayan, biraz yüksek PG 30'ları, 40'ları gördüğünüz zaman da diğer olarak kullanabileceğiniz bir kartuş. Evet, bunu doldurduk. Siyah trip tipliği. Onu kenara ayırdık. Ve şimdi RBA'ya bakmaya başlayalım. Trip tipi çıkarttım. Şuradaki çantiklerden çektiğim zaman RBA'nın elime gelmesini sağladım. Evet, şu anda masamızın üzerinde odaklandığımız kısım RBA parçaları olacak. RBA parçaları bir tane kartuş, bir tane alt tarafta modla bağlantı kurmasını sağlayan altın kaplama parça, RBA'nın kendisi, 510 bağlantısı, RBA'nın üst tarafındaki cap ve drip tip artı likit beslemesini yapabileceğiniz kısım geliyor. Öncelikle yapmanız gereken şey 510 bağlantısını modunuza yerleştirmek. Daha sonrasında ise RBA'nın tek kısmını yerleştirmek. 32 nikrom nikel 80 telimden şöyle bir parça aldım ve bunu 0.2'lik kılavuza sarmaya başlıyorum. İlk görüntüm yaklaşık bu. Şöyle bunu bir tık daha sıkıştırdım. Daha sonra bacakları hafiften açıp görmüş olduğunuz 180 derece ikisi yukarı bana bakacak şekilde ayarladım. Önce şu bacağı geçirdim. Daha sonrasında ise bir cımbız yardımıyla diğer ayağı büküp buradaki delikten geçiriyorum. Evet, bunu tutmayı başardık. 1.810 verdi. Bu robotu düşebildiğiniz kadar düşürün. Nikrom 80 hızlı reaksiyon gösteren bir tel. Eğer bunu 10-15 wattlarda yaparsanız, ilk başta bir kısa devriniz varsa tüm bu yıldığı baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet ortadan düzgün bir şekilde ısınıyor. Burada RBA'mız soğuya dursun. Likitlis koyduğumuz kartuş şu anda hazır. 0.6'lık tower içerisinde 5 farklı power modunuz var. Zayıf olanlar MTL için biraz daha uygun. 4 ve 5 biraz daha DL için uygun olanlar. Bunun içerisinde 0.6'lık ve 0.3'lük bir likit olduğu için ben 5'te kullanacağım bunu. Gayet boğaz vurumu konusunda ise tatminkar olabilecek bir likit hale dönüşmüş. Bu arada iki tane hava ayarınız var. Bu geniş olan hava ayarı. Bunu kapatıp biraz daha rahat bir içme sağlayabiliyorsunuz. 0.6'daki bol havadar durum bu. Şurayı bir tık düşürüyorum. Aromayı yoğunlaştırıyor ve biraz daha MTL için uygun hale getiriyor. Siz ne yapabilirsiniz derseniz bunu kapatabilirsiniz yukarıdan. Hava girişini daha da azaltabilirsiniz. Yani şuradaki parçaya küçük bir bant çekilip biraz daha sert bir şekilde boğaz vurumunun olması sağlanabilir. Havalandırmayı biraz daha kısaltabilirsiniz. İşte buraya küçük bir bant çekip üzerine küçük bir delik açıp biraz daha sıkı hale getirebilirsiniz. Kullanacağım pamuk Cloud Koton'un organik pamuğu. %100 organik bir pamuk. Ben besleyiciliğini de çok beğendim. Böyle bir ton geliyor. Ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Bitiremedim. Hem DL'de hem de MTL'lerde gayet keyifli şekilde kullandım. Ayrıca yapısı çok hoşuma gitti. Şekillendirmesi çok kolay. Liflerin uzunlukları çok iyi. Bu sayede pek çok kurulum için ideal bir pamuk olduğunu söylemem gerekiyor. Buradan şöyle bir parça koparttım. Evet, yaklaşık şöyle bir parça benim işime görecek. Ucunu kıvırdım. Şöyle kibar bir şekilde orta tarafa doğru bıraktım. Evet,
Şuradaki kavite, şuradaki boşluk ve şuradaki boşluktan likit beslemesi sağlanıyor. Bu yüzden o delikleri kapatmayacak şekilde kesiyorum pamuklarımı. Şöyle pamuklarımın uçlarını açıyorum. Aldım üzerinden ve pamuğu şöyle kıvırıp bu boşluğun üst tarafına bakacak şekilde konumlandırıyorum. Evet, iki taraf için de aynısını yaptım. Burada kullanmayı merak ettiğim Kafinat diye bir Speedy Juice'un likiti var. Kokusu gerçekten keyifli. Malezya'dan bu arkadaşlar bana likitleri deneyip yorumlamam için yolladılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Kafinat'ın rengine sarımsı. Bu arada böyle bildiğin kahve kokusu. Şimdiden ortalıkta güzelce bir dikitledim ve daha sonrasında pamukları tekrar istediğim yere konumlandırmasını sağladım. Pamuklar şimdi biraz daha yapışkan olduğu için böyle biraz daha rahat şekil verilebiliyor. Evet, RVA'yı kapattım. 510 konnektöründen ayırdım. Altın kaplama olan parçaya oturtup şuradaki çentikler yatay olacak şekilde karçum içine yerleştirdim. Şuradaki boşluktan ise likidin geri kalanını yolluyorum. 3 mililitre likit kapasitesi var. Gayet geniş bir likit kullanım alanı. Gün boyunca bir kullanıcıya yetebilecek en fazla bir kez daha doldurarak yeterli olabilecek bir likit deneyimi sağlıyor. Evet, hadi bakalım. Evet, şurada 2'ye aldık. Hatta 1'e alalım. ...25 mg'lık 1.5'te gayet temiz bir boğaz vurumu olduğunu söylemem gerekiyor. Bu arkadaşların da 4 tane likitleri var. 4 farklı aromaları ve 2 farklı sertlikleri var. Kafinat, kahve ve fındık tadı direkt geldi. Aynı zamanda blueberry cookies, yaban mersini ve kurabiye. Tabaco custard. Tabaco custard ise muhallebi ve tütün ve icy mango. Icy mango Malezyalıların çok kullanmayı sevdikleri bir likit kombinasyonu. Evet. Gayet hızlı şarj oluyor alet. Kullanımı gayet rahat, hafif. Şuradaki kavite sayesinde ele gayet güzel oturuyor. Fazladan bir kartuş almanız gerekiyor. Kartuşun fiyatı yaklaşık 80 lira. O kartuşun içerisinde 2 tane coil geliyor. Bu anlamda hani fiyat başarılı. İşte eğer gün içerisindeki kartuşla gezeceğim, arasında diğer arasında MTL'leşeceğim diyorsanız sizi özellikle tatillerde likit taşıma derdinden kurtarır veya kit taşımak derdinden kurtarır. Diğerse diğer, MTL'se MTL. Şöyle şu kadarcık şeyle gün boyunca istediğiniz gibi takılabileceğiniz bir setiniz olur. Bunları içerisinde şurada gerçekten güçlü bir mıknatıs var. Bu sayede ters dursa da, yan dursa da hiçbir şekilde düşmeyen bir mıknatıs yapısı yapmışlar. Power ateşleme tuşa bastığınız zaman burada çıkan gösterge sizin ne kadar enerjiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Şöyle maksimumda ateşleyelim. Likitlisin, Icy Mangosunu. Gayet yeterli, gayet güzel. Buharı bol. Ve diğer kullanıcıları, yani diğer kullanıcısı derken burada şey bahsetmiyorum, mekanik kullanıcılarını tatmin edecek bir buhar performansından bahsetmiyorum. Fakat biraz buhar seviyorum diyorsanız, hani çok fazla da böyle yanımda farklı farklı modlar taşıyayım, farklı farklı şeyler taşıyayım. Yani bir tatil için gayet keyifli olabilecek bir kit yapmış Smart.
RBA sayesinde de sizi coin masrafından da kurtarıyor. İşte basitlik şu. Gayet tık tık tık. Hop şöyle oturuyor. Kullanımı gayet basit. Şu geniş havalandırmada şurayı biraz da kısalım. Canavar gibi aroması olan. Şuraya bant çekilerek de istediğiniz gibi havasını kısabileceğiniz güzel bir set olmuş. Bu anlamda pratik, rahat, güçlü bir cihaz arayanlar için güzel bir seçim olabileceği kanısındayım. Gördüğünüz gibi RBA biraz uğraştırıyor. Yani tatile falan bununla gittiğiniz zaman uğraşmazsınız ama coil sistemiyle siz yani fazladan 2 tane 3 tane coil götürürseniz işte birkaç farklı aroma için gayet yeterli olur. Bu arada coil değişimi de kolay. Şuradaki parçayı açtığınız zaman eğer likit yarısındaysa coil'i değiştirebiliyorsunuz. Bakayım şurada yeterince. Evet. Buraya biraz daha az koyayım özellikle. Bakın. Bu delik şu şekilde dik tuttuğunuz zaman şu parçayı coil'e müdahale etmek istiyorsanız coil'i değiştirmek istiyorsanız böyle bir müdahalede bulunup coil'i değiştirebilirsiniz. Şu anda hala tankın içerisinde yarıya kadar likit var. Bu sayede likit değişimi coil değişimi yapabilirsiniz. Coil'iniz yandı acil bir durumda. Sadece yapmanız gereken tankın yarısının dolu olduğuna emin olmak. Daha sonra değiştirdikten sonra kullanıma devam edebilirsiniz. Evet, bugün masamızda Pasito vardı, Smart firmasının. Merak ettiğiniz bu cihazla alakalı ve elektronik sigaretle başka sorular varsa lütfen yorumlar kısmına eklemekten çekinmeyiniz. Teşekkürler vaktiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.